Alloh bir bandani azoblamoqchi bo'lsa, hech qachon unga istig'for aytishni ilhom qilmaydi. Subhanalloh. Ko'ryapsizmi? Bu istig'for aytuvchilarga katta bir umid beradi, istig'for aytmaydiganlarga katta bir qo'rqinch beradi. Aytayaptilarki, Alloh bir bandaga istig'for bersa, ilhom qilsa istig'for aytishlaydi. Hech qachon uni azoblashni istamaydi endi. Agar uni azoblashni istaganda İstiğfar etmeyen kıp koyardı onu deyipti. Bu indi istiğfar etkenlerine katta bir ümit verirdi mi? Demek inşallah Allah bizde azablamazken. Çünkü azablasa bizde istiğfar da ilham kılar mıydı? İstiğfar ettirip kim bizde azablaydı mı yani? Kim bizde istiğfar ettir yaptı bizde? Kim tavfik veriyordu yani istiğfar etmişimizde? Allah tavfik veriyordu. Eğer bizde azablaştı istese uzdan keçirim suraşka tavfik verir miydi? Mesela münafıklarına karayın. Barib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kechirim so'rash, uzr so'rashga Alloh tavfiq bermadi. Lekin Ka'b ibn Malikka tavfiq berdi. U kishining ikkita sherigi bilan. Nima uchun tavfiq bergan ekan Ka'b ibn Malikka? Kechirishni istagan ekan u kishini. Shuning uchun barib Rasulullohdan kechirim so'rab istig'for aytishlikka u kishini muvaffaq qildi Alloh. Keyin kechirdimi? 50 kun o'tdi kechirdi Alloh Ka'b ibn Malikni u kishining ikkita sherigini. Lekin munofiqlarda istig'for aytishga tavfiq bermadi Alloh. Ularda Qur'onda oyat tushdi, kechirmaydi Alloh dedi. Ana shu narsalardan olib aytayaptilar da hozir Ali ibn Abi Talib buni. Demek Alloh bir bandaga istig'for aytishda tavfiq bersa, ilhom qilsa, uni azoblashni istamaydi endi. Agar shuni ilhom qilmayotgan bo'lsa, bu o'shanaqangi istig'for aytmay yurgan odamni qo'rqitish kerakki, Alloh uni azoblamoqchi. Shuning uchun istig'for aytishligiga tavfiq bermayapti.